Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Özellikle yeni başlayanlar için çok kolay bir örgü modeli arkadaşlar. Bu modelimizde ne yapabiliriz? Ee, yelek yapabiliriz. Yelek modeli çok güzel olur. Ee, etol şal çok hoş olur. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bebek yeleklerinde özellikle. Gerçekten e, çok güzel bir model. Evet hemen dilerseniz modelimize geçelim. Şöyle lif ile göstereceğim arkadaşlar. Ben size sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ip kullanabilirsiniz. Elime yatkın olarak da böyle no, 5 no mm 1.5 milimlik bir tığım var. Sizler istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Evet hemen videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle gelişi güzel zincirimi çekiyorum görüyorsunuz. İstediğimiz uzunlukta zincirimizi çekelim. Evet arkadaşlar ben bu uzunlukta zincirimi çektim benim için yeterli. Sizler yapacak olduğunuz örgüye göre zincirinizi çekersiniz. Evet şimdi tamın başını doluyorum bakın. Biraz şöyle kameramı da yaklaştırayım. 1 2 3 4 5. zincirime batıyorum. E, tığımın başına iki defa doluyorum arkadaşlar. Çünkü üçlü trabzan yapacağız. 2, 2 ve 2 olmak üzere üçlü trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımın başına yine iki defa doluyorum. Bakın aynı yere, aynı yuvaya tekrar batıyorum. 2, 2 ve 2 bir tane zincir tamın başına iki defa doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 2 ve 2 olmak üzere 3 tane trabzan yaptım bu baştaki e, zincirim benim kenar trabzanım olacak arkadaşlar onun haricinde aynı yuvaya 3 tane trabzan yaptım burada hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar şimdi tığımın defa doluyorum. Bakın. Şöyle kameraya da bakmaya çalışıyorum bir taraftan gözüküyor mu diye. 1 2 3 4. zincirimin içerisine batıyorum. 2 2 ve 2 olmak üzere 3 defa da çıktım. Ben dördüncü zincirin içerisine battım arkadaşlar. Benim için ideal oldu. Eğer sizinki çok böyle e, Kasma falan yaparsa zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Yani eliniz bol ise 3'te batabilirsiniz ya da 5. zincirin içerisinde batabilirsiniz. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. tamın başına yeni iki defa doladım. Aynı yuvamın içerisine tekrardan batıyorum. Bir zincir, iki defa doladım. Aynı yuvamın içerisine tekrar battım ve bir yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum görüyorsunuz burada hiç zincir çekmeden yine 1 2 3 4. zincirimin içerisine battım ve 2 2 2 olmak üzere 3 seferde yukarıya çıktım bir tane zincir çektim tığımın başını iki defa doladım aynı yere tekrar battım 2 2 ve 2 olmak üzere üçlü trabzan yaptım Bakın. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir değişikliğimiz yok. Sıranın sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamladım. Şimdi kenar trabzanımı yapacağım. Bakın hiç zincir çekmedim. Tamın başına iki defa doladım. Bir tane atlayıp hemen yanındakine bu şekilde battım. Ve 2-2 olmak üzere yukarıya çıktım. Kenar trabzanımı oluşturmuşum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde geriye döndüm. Bu sıramızda sık iğne gideceğiz. Bakın hemen trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Sık iğne yaptım. Hemen buradaki boşluğuma bir tane trabzan tepesine bir tane boşluğa olacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. Burada ipimiz şey yaptı. Evet, bu sıramızı da böyle bir tane trabzan tepesine bir tane e, zincir yapmış olduğumuz boşluğa olacak şekilde sık iğnelerimiz yapalım ve devamında buluşalım. Evet bakın bu şekilde sonuna kadar geldim. sonraki iki bıraktım sizlere göstermek adına. Şimdi bu trabzanın tepesine de battım. Kenar trabzanında bu şekilde yani zincirimin tepesine batıyorum ve sık iğnemi oluşturuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Evet tığımın başını iki defa doladım. Bakın. Burada tam şu ortadaki trabzanın tepesine denk gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. 2 2 ve 2 olmak üzere yukarıya çıkıyorum. Bir zincir iki defa doladım. Aynı yere tekrar battım. 2 2 ve 2 olarak yukarıya çıktım. Bir zincir iki defa doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 2 olarak yukarıya çıkıyorum burada hiç zincir çekmeden tamam başını iki defa doluyorum hemen bakın alttaki trabzandan anlayabilirsiniz üzerindeki sık iğneye batıyorum bu şekilde 2 zincir Pardon iki zincir dedim bir tane zincir iki defa doluyorum ve iki seferde çıkıyorum. Bir zincir iki defa dolayıp üç seferde çıktım. Trabzanlar yapıyorum. Tamın başına iki defa doladım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ben burayı da bu şekilde tamamladım. En sonunu sizinle birlikte yapmak istedim göstermek adına. Tamın başına yine iki defa doladım. Bakın tam bu orta kısımdaki sık iğnemin tepesine battım. 2 2 olmak üzere yukarıya çıktım ve bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar battım. 2 2 ve 2 olmak üzere çıktım aynı yere tekrar battım 3 tane trabzanımı yapıyorum şimdi tımın başındaki iki defa doladım bakın şunu takip eden sık iğnemin burada zaten dönerken bir tane zincir çekmiştik o zincirin tam ortasına denk geliyor 2 ve 2 olmak üzere yukarıya çıktım görüyorsunuz şimdi bir tane zincir çekiyorum geriye döndüm ve bakın trabzanın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum hemen diğer trabzanın tepesine geçtim boşluğuma battım modelimiz bundan ibaret arkadaşlar daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum gördüğünüz gibi hem çok basit hem de çok çabuk bitecek bir model asla ve asla ipte yemez yani gerçekten böyle etol şallara ya da mevsimlik yeleklere çok çok güzel olur diye düşünüyorum Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun.